Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Mavi Vatan doktrininden rahatsız olan Türkiye'ye Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs üzerinden pres uygulayan Suriye, Irak, Ermenistan, Gürcistan gibi ülkeleri Ankara'ya karşı kışkırtıp buralarda askeri üsler kuran Amerika, daha önce gizli tatbikat yaptığı Ege sularında son provokasyona imza atıyor. Kimin dost, kimin de karşımızda olduğunu iyi bilmemiz lazım. Şu anda bu Amerika, Dede Ağaca, Yunanistan'a silahları gönderiyor mu? Uçakları gönderiyor mu? Amerika'dan Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı yeni bir hamle geldi. Amerikan Temsilciler Meclisi kanadında görev yapan Demokrat Milletvekili Grace Meng'in ulusal savunma yetki yasasına eklenmesi için sunduğu teklif oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen teklife göre Amerika, Ege Denizi'nde bulunan adalara askeri üs kurabilecek. Karar Senato'da da onaylanırsa Amerika'nın gündemine Ege adalarına askeri üs kurmak girecek. Amerika'nın skandal hamlesi Türkiye tarafından dikkatle takip edilirken Yunanistan tarafındaysa büyük bir memnuniyetle karşılandı. Amerika'nın kararını Yunan Pentepostagma gazetesi, "Mavi Vatan denize gömüldü, Ege adalarına Amerikan üsleri geliyor" manşetiyle duyurdu. Amerika'nın skandal kararını ve Yunanistan'ın tepkisini Haber 7'ye değerlendiren Mustafi Tümamiral Cihat Yaycı, alınan skandal karara Türkiye'nin çok sert tepki göstermesi gerektiğini belirterek yapılabilecek hamleleri sıraladı. Türk Deniz Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Türk DEX Başkanı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı, Lozan vurgusu yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Amerika'da bu kararın alınmış olması Lozan Antlaşması'nın hem de 100. yılında açıkça çiğnenmesi anlamına gelir. Adalar Yunanistan'a gayri askeri statüde kalmak şartıyla devredilmiştir. Çünkü gayri askeri statü olmak kaydıyla devredilmek demek, gayri askeri statüsü bozulursa bu devir şartı ortadan kalkar demektir. O zaman tam egemenliği devredilmemiştir bu adaların. Amerika'nın adalara üs kurma hayallerinin gayri askeri statüyü bozacağının altını çizen Doçent Doktor Yaycı, Türkiye'nin buna karşılık Lozan'ın 12, 13, 14 ve 15. maddelerini askıya alabileceğini belirtti. Lozan Antlaşması'nın söz konusu 4 maddesinin şartlı devri öngörüldüğünü söyleyen Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü. Bu şartlı devir yerine getirilmiyorsa, Viyana Sözleşmesi gereği Türkiye devri askıya alır. Bu açıkça şu demek: ben bu adaları sana devretmekten vazgeçtim. O devir geçersizdir demektir. Türkiye hak iddia eder bu adalardan. Çünkü anlaşma şartlarına Yunanistan uymamaktadır. O zaman bu adalar artık Yunanistan'ın değil, bizimdir. Türkiye'nin bunu gündeme getirmesi lazım. Yaycı, Lozan'ın Amerika eliyle çiğnenmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu kaydederek, Türkiye'nin çok sert tepki vermesi gerektiğini ve uluslararası haktan doğan haklarını kullanmasının elzem olduğunu belirtti. Türkiye ve Yunanistan'ın iki NATO üyesi devlet olduğunu söyleyen Yaycı, Amerika Birleşik Devletleri bir NATO üyesiyken nasıl oluyor da Adalar Denizi'ndeki adalara üs kurulması konusunda Amerika ile Yunanistan anlaşabiliyorlar? Adalar Denizi'ne kıyıdaş başka devlet bulunmazken ara sıra gündeme getirilen "bu üsler Rusya'ya karşı" söylemine ancak saflar inanır, dedi. Yunan medyasının Amerika'nın adalara üs kurma ihtimalini büyük bir mutlulukla karşılamasını garipsemediğini belirten Yaycı, Yunanistan'ın kuruluşuna dikkat çekti. Yaycı, sert sözlerini şöyle sürdürdü. Yunanistan'ı Türkiye ile karşılaştırmak ve Yunanistan'ın zihniyetini Türkiye Cumhuriyeti ile kıyaslamak mümkün değil. Çünkü Türk milleti ile Yunan milleti arasında çok ciddi fark vardır. Yunan milleti başkalarının emri altında yaşamaya alışık. Onlardan yardım almadan bir şey yapamayan bir millettir. Türk milleti ise tam bağımsız, güçlü, kimse kölesi olmayan bir millet yapısı vardır. Bu milli gen farklarından kaynaklanıyor. Sevinçlerini Türk milleti anlayamaz. Çünkü Yunan milletinde bir köle ruhu vardır. Yaycı, Yunanistan'ın başkalarının emri altında yaşamaya alışık bir millet olduğunu ve bunun için Amerikan askerlerinin gelmesinden mutlu olduğunu söyledi. Yaycı, bu Yunanistan'ın açıkça zayıf, aciz bir devlet olduğunu gösteriyor. Yunanistan tarih boyunca zaten hep büyük devlet arkasına saklanmış bir millettir. Devlet olurken de kendisi devlet olmamıştır. Kendisini devlet yapanlar, Yunanistan diye devlet kuranlar İngiltere, Rusya ve Fransa'dır.
Hatta başlarına bir Alman prensini kral yapmışlardır, sözlerini sarf etti. Bu arada Türkiye'nin denizlerde doğalgaz ve hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında oluşturduğu filosunun en güçlü olarak öne çıkan Abdülhamit sondaj gemisinin yeni görevi Yunan medyasının bir numaralı gündemi oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevinde birinci yılını dolduran Abdülhamit Han sondaj gemisinin Türkiye'de yeni görevine başlayacağını duyurdu ve "Pruvası neta, dümeni via, rüzgarı da kolayına olsun" dedi. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması için attığı adımların en son ve en güçlü halkası olan Abdülhamit Han'ın Akdeniz'deki yeni görevi bugün Yunan medyasının en çok konuşulan konularından biri oldu. Abdülhamit Han'ın Doğu Akdeniz'de sondaja çıktığını duyuran ERT News, Türkiye'nin yayımladığı Navtex'e göre direktifin 10 Ağustos'tan 6 Şubat'a kadar geçerli olacağını duyurdu ve bölgenin Yunanistan'a yakın olmasına rağmen Türk kıta sahanlığı içinde olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini bölgesel bir güç haline getirmek için Türkiye'nin araştırma kabiliyetlerini ve bilgi birikimini kullandığına dikkati çeken ERT News, söz konusu hamlenin iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşadığı döneme denk geldiğine dikkat çekti. Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Katimerini, Abdülhamit Han sondaj gemisinin konumunu paylaşıp görev yapacağı bölgeyi işaretlerken, Türkiye yetki alanı içinde hareket ettiği için Atina endişeli değil. Yunanistan Türkiye'ye yakınlaşmasının bu hamleden etkilenmesi beklenmiyor, ifadesini kullandı. Sondaj gemisinin önümüzdeki aylarda Türk karasuları içinde kalıp kalmayacağının henüz belli olmadığını öne süren Etnos gazetesi, Ankara'nın önümüzdeki dönemde nasıl hareket edeceği merak konusu, ifadesini kullandı ve ekledi. Türkiye Cumhurbaşkanı öngörülemeyen bir oyuncu olmaya devam ediyor. Atina nasıl hareket edeceğini görmek için Erdoğan'ı bekliyor. Gazete başka bir haberde Türkiye'nin hamlesinin ne anlama geldiğini sorguladı ve Mavi Vatan mesajına dikkat çekti. Sondaj gemisinin çalışacağı bölgenin Türkiye kıyılarının oldukça güneyinde olduğuna dikkat çeken Etnos gazetesi, bunun belki de Ankara'nın ruh halini gösterdiğini iddia etti ve iki ülke arasındaki havanın son dönemde iyi olmasına rağmen Ankara'nın Mavi Vatan konusunda geri adım atmadığını yazdı. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Kimin de karşımızda olduğunu iyi bilmemiz lazım. Şu anda bu Amerika, Dede Ağaca, Yunanistan'a silahları gönderiyor mu? Uçakları gönderiyor mu? Oradan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan, bak tarihe bak. Tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Dün bize parasıyla savunma sanayi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik. Rahmetli Özdemir Bayraktar abimiz de çocuklarıyla beraber adımı attı ve Bayraktar İHA'larını üretmeye başladılar.